Arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde de blok işlemleri ile alakalı bir iki düzenleme göstermeye çalışacağım. Bunun için şöyle rastgele bir özellikle bir nesne çiziyorum. Kalın çizgi katmanıyla çizmiş olayım bunu. Hatta ne olsun, şöyle üzerinde de bir dairemiz olsun. Köşelerinde flit isteyebiliriz. Hatta multiply yapıp köşelere de radüslerimizi kırdık. Şimdi bunu yaptıktan sonra ATT ile buraya kod ismini veriyorum ve getiriyorum. Bu 80 kodunu buraya yerleştiriyorum. Tekrar ATT ile 1200 diyorum. Buraya da mesafe bilgisi diyorum. Onu da getiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdikten sonra bunun blok haline gelmesini sağlayacağım. Bunu blok haline getirebilmek için B blokla şu noktadan DD1 ismiyle kaydettiğim bir blok olsun istiyorum. Mesafe değerimiz biraz önce 80 yazmıştım. Pardon, 1200 yazmıştım. Şimdi 1500 yazıyorum. Kodumuza da 80 yazmıştık. 99 yazıyorum. Ekran üzerinde gördüğünüz gibi değişikliği yaptım. Şimdi ben array komutuyla bu bloğumu çoğaltmak istiyorum. Evet, sütunda 5 tane, satırda 2 tane, 3 tane, pardon, 2 tane çoğaltma işlemini gerçekleştirdim. Bu mimari çizimlerde oluşturduğunuz kapı, pencere kodlamaları olabilir. Makine tasarımlarında çizmiş olduğunuz özel nesneler, somunlar, bunların üzerindeki sayısal ifadeler olabilir. Şimdi bunlar üzerinde değişiklik yapmak isteyebilir. Buradaki ifadeleri komple değiştirmeniz gerekebilir. Bu yüzden de daha önceden oluşturduğunuz blokları silmek, onların yenilerini yapmak, tekrar ekranınıza çağırmak eziyetli ve zahmetli bir iş olacaktır. Oldukça da zaman kaybına sebep olacaktır. Bloklardan bir tanesini seçiyorum ve Select Similar diyorum. Select Similar dediğimizde gördüğünüz gibi hepsini birden seçtim ve Express Tools menüsüne geçiyorum. Buraya geçtiğimizde Export Attribute. Masa üstünde text olmalı. Ne diyelim? Deneme 1 isimli bir dosya oluşturmuş olalım. Bakın deneme 1 isimli dosyamız burada. Şimdi bunun için Excel programını açıyorum. Excel programı içerisinde dosya aç diyerek tüm dosyalar seçeneğini işaretledikten sonra deneme 1 isimli dosyamı bulup açıyorum. İleri, ileri ve son sekmelerini tıklayarak ekranımızda olmasını sağladık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 1200 ve 80 şu kısma gelip eşittir dersem pardon. Şurası orijinal bilgilerimiz. 1200'e 80. Şu kısma geldiğimizde eşittir deyip 1500'ü seçelim. Bir formül uydurabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi artı değerlik verebilirsiniz. Artı değerlik verdim. Sonra bunu şu noktadan tutup aşağıya kadar çekiyorum. Bu kısma geldiğimizde eşittir deyip 99 seçeneğini seçiyorum. Buna da eksi diyelim. 5 diyelim. Dolayısıyla 94 olacak. Bunu da şu noktadan tutup aşağıya kadar çekiştiriyorum.
Şimdi değişiklik yaptığım ana sekme buydu. Bunu seçip sağ tuş yapıp üzerine gizle diyorum. Bunu da sağ tuş yapıp gizle diyorum. Ve masa üstüne bu dosyayı farklı kaydet seçeneğiyle deneme 1 değil, deneme 11 haline getiriyorum ve evet diyorum. Şimdi AutoCAD ekranındayken ithal etmek, ihraç etmek neyse arkadaşlar, export ve import bütün programlarda aynı şeyi ifade eder. Import attribute diyorum. Deneme 11 demiştim dosyamın ismine. Open diyorum. Gördüğünüz gibi bütün bloklarımız üzerinde düzenlemeler yapılmış oldu. Bir iki hamleyle bunları değiştirmiş oldum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.